Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerinizde isterseniz başlangıç, isterseniz ara model olarak kullanabileceğiniz bu modelin yapımını anlatacağım. Modelimizin görüntüsü çok hoş durduğu gibi çok da kolay, emin olun. Modelimin arka tarafını da gösteriyorum. Şu aralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 diş ters ilmek. Bakın burada da düz olarak görünüyor. Şimdi modelimi küçük bir parçada anlatacağım. Şu her bir model 5 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5. Arada birer tane ters ilmeğimiz olacak. 1, 1 bu şekilde düzenleyeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane ilmek aldım. Şimdi burada ilk sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burası örgümüzün arka tarafı, bildiğiniz gibi ilmeklerimizi yeni aldığımız için. Her modelde 5 ilmek kullanıyoruz. Aralarda birer tane ters ilmek. Kenarlarda da ikişer tane kenar ilmeği kullanacağım. Daha doğrusu biri kenar ilmeği, biri de yine ters ilmek olacak. Modelin arasında kullandığımız ilmeklerimiz gibi. Şimdi arkadan örgümüzü tamamladık. Ön sıraya geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İki tane ilmek örmüş olduk. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz bu sırada hemen. İki ilmekten sonra ilk ilmeğe 1, 2, 3 defa dolama yaptık ve ilmeğimizi çıkardık. Bakın üçlü. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 defa doladık. İlmeğimizi çıkardık. Bu işlem ilmeğimizin boyunu uzatabilmek için. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaç tane oldu bakalım. Kenarda 2 ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4 oldu. Bir model için 5 tane gerekiyor demiştim. 1, 2, 3. 5 tane oldu şimdi. Bakın üçlü grubumuz. 1, 2, 3, 4, 5. Arada bir tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1, 2, 3 dolamalı 5 tane ilmek yapıyorum. 2, 3. Burada 4 dolama yapmışım galiba. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Şimdi bakın bu da iki defa dolanmış. Boyu kısa olur. İki defa dolarsak bunlara göre. 4 defa dolarsak, fazla da dolarsak boyu bunlara göre daha uzun olur. 1, 2, 3, 4 olmuş. Son ilmeğimi de dolayarak çıkarıyorum.
ve arada bir tane ters ilmek. Tekrar 5 tane 3 dolamalı ilmek çıkaracağız. Bir, iki, üç. Çok çok basit bir model. Emin olun. Yani örgüyü hiç bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Şimdi yine de tekrar bir sayalım. Bir ters ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Sıradaki 2 ilmeğimi de ters örüyorum. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzün arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ipimi öne aldım. Doladığımız ilmeklere geldik. Açarak şişime takıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpi buradan geçirdim. Bu 5 ilmeği sol şişime aldım. İpi arkadan tekrar öne geçirdim. 5 ilmeği tekrar sağ şişime aldım. İpi arkaya geçiriyorum. Yani bu 5 ilmeğin beline 2 defa dolamış oluyoruz ipi. Yine öne aldım. Yine 5 ilmeği sağ şişime aldım. Bakın burada 2 tane dolamamız oldu. İpi şuradan arkaya geçirerek bir düz ilmeğimi örüyorum. Bu sırada sadece bu 5 ilmeğin beline ip doluyoruz, örmüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimizi arkaya alıyoruz. İsterseniz şu aparatları da kullanabilirsiniz burada. Bakın bu 5 ilmeği aparatıma taktım. İpi şöyle belinden doladım. Tekrar doluyorum. İki defa dolamamızı yaptık. Buradan tekrar ilmekleri sağ şişime alıyorum. Ve çıkardım. Hangi yöntem size kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz aparata gerek duymadan şişlerin üzerinde değiştirerek de yapabilirsiniz. Beş ilmeğimi aldım. İpimi önce arkaya geçirdim. Beş ilmeği sol şişe aldım. İpi arkadan öne getirdim. Tekrar sağ şişime aldım. Tekrar arkaya aldım. Sol şişe aldım. Ve sağ şişime aldım. Kenardaki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın burası arka taraf. Şimdi ön sıradayız. Ve modelimizi bu sırada tamamlamış olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmekleri sırasıyla, zaten bu ilmeklerin sırası hiç bozulmadı. Bakın düzgün sardık beline. Hepsini ters olarak örüyoruz. İlmeklerimizi bir bir
ve modelimizde başlangıç kısmını tamamlamış olduk. Bakın, yani bir model yaptık. Şimdi arada düz örgü öreceğiz. Burada düz örmeye başlarken ön tarafta düz olacağı için arka taraftan da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu aradaki mesafeyi istediğiniz kadar büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Ben 8 sıra yaptım. Biraz daha arası açık olsun, modelimiz net görünsün diye. Siz farklı da yapabilirsiniz. Arkadan da ters ördüm. Ön sıraya geldim. Şimdi modelimiz daha güzel açığa çıktı. Bakın. Ön sıradan da ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi ben biraz daha ilerleteceğim şuradaki aradaki mesafemizi ve ikinci model kurulumunu da beraber yapacağız. Aradaki mesafeyi tamamladım ben. Bakın şimdi daha hoş görünmeye başladı. Arkadan da baktığımız zaman ters ilmekleri saymak daha kolaydır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş ters ilmek örmüşüz. Şimdi örgümüzün arkasında yine modelimiz için hazırlığımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum arka tarafın ters olması için. Bu modelimin birinci sırası. Döndük. Yine burada aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters ilmek ördüm ve sıradaki 5 ilmeğime 3 dolamalı ilmek yapacağım. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Bir, iki, üç. Dört tane olmuş. Bir, iki, üç. Ve beş tane oldu bakın. Şimdi bir tane ters ilmek. Yine beş tane üç dolamalı. Gördüğünüz gibi 3 dolamalı ilmek çıkardığım sıramı tamamladım. Şu kısmı beraber yapmadım çünkü vaktinizi almak istemiyorum fazladan. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Yine üçlü ilmeklerimizi açıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpimi arkaya aldım ve bu 5 ilmeğimi yine sol şişime aldım. İpimizi öne aldık, sağ şişe aldık. İpi arkaya aldık, sol şişe aldık ve ipi tekrar öne aldık, sağ şişime aldım ve dolamamı tamamladım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve şu aparatla da yapabileceğinizi söylemiştim. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 ve 5.
İlmeklerimi hemen takacağım. Taktım şişime. Şimdi bakın, bu 5 ilmeğimiz şöyle beline bir tane doladım ve düzgün durmasını sağlayın. Sonradan ilmeklerimizi örüyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde 2 defa sardım. Şimdi ilmeklerimi şişime alıyorum ve sıradaki düz ilmeğimi örüyorum ve son modelimizi de aynı şekilde tamamlıyoruz. Ve modelimizin ön sırasındayız. Bakın bu şekilde görünecek. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sırada. Sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum ve modelimiz de bu sırada tamamlanmış oluyor. Yine arada aynı mesafeyi uygulamak istiyorsanız aynı mesafeyi öreceksiniz ve yine model yapacaksınız. Ben şimdi yine arayı uzatacağım ve bu modeli çaprazlamasına nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim. Bakın yine aynı mesafeyi örerek 3. model kurulumu için arkadan ilmeklerimi düz örerek ön sıraya geldim. Şimdi modeli kaydırmalı nasıl uygulayabiliriz onu göstermek istiyorum. Başlangıçta yarım model yapacağız. Burada ilk ilmeğim kenar ilmeği, bunu örmeden aldım ve hemen üçlü ilmek örüyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane üçlü ilmek ördük. Bir kenar ilmeğini örmeden aldık. Şimdi bir ters ilmek ördüm. Beş tane tam model yapacağız. Aynı aşağıda olduğu gibi örüyorum. Dört. Ve 5. Yine üçlü ilmeğimiz 1 2 3 4 5 oldu. Bir ters ilmek. Yine 5 tane. Şimdi yine sayalım. Bir ters ilmekten sonra 1 2 3 4 5 tane üçlü ilmek. Bir ters ilmek. Ve bu tarafta da yine yarım model yapacağız. 3 ilmekle. Şöyle. Şişi çok geriye çektiğimiz zaman ilmekleri çıkaramıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sırayı tamamladım. Şimdi arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın burada bir düz ilmek var. Bu 3 ilmeği aynen 5 ilmeği yaptığım gibi ipi etrafından 2 defa geçiriyorum. Ve bir düz ilmek örüyorum.
Burada 5 ilmeğimizi yine aynı şekilde yapıyorum. Ve 2 tane 5'li ilmeğimi tamamladım. Bir düz ilmek ördüm. Şimdi yine sıradaki 3 ilmeğimizi 1, 2 ve 3. Başta ve sonda yarım model var. Yarım model yaparken 2 ilmek de kullanabilirsiniz. İlmekleriniz öyle denk gelirse. Ve kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı sonlandırdım. Ve bakın önde bunlar yarım, 2 tanesi de tüm oldu. Şimdi bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Kullandığım Elit Baby Nako'nun şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanıyorum. Merak edenleriniz olursa diye söylüyorum. Kalınlığını bu şekilde anlayabilirsiniz ipimizin. Bu son model videomu biraz uzattı ama sizlere fikir olsun diye böyle çapraz yerleştirmeseniz bile belki yarım model yapmanız gereken yerler olabilir. Oralarda da buradan faydalanabilirsiniz. Şöyle bırakıyorum. Bakın. Yarım olanlar daha minik, tüm olanlar bu şekilde ve bu modelimizin tam ortasına denk getirmiş olduk bu şekilde ayarlayarak. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel projelerde kullanmanız dileğiyle. Videolarımı beğeniyorsanız like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman zile tıklarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.